9 Aralık Çarşamba haftalık basın toplantısındayız. Tabii bildiğiniz gibi bu günlerin esas konusu hep bütçe oldu. Mecliste bütçe görüşmeleri devam ediyor. Komisyondan çıktı. Tabii bütçe aslında bir iktidarın ülke meselelerine yaklaşımının bir göstergesidir. Ve normal şartlarda içinde bulunduğumuz problemlerden nasıl kurtulacağımızın da reçetesidir. Daha doğrusu reçetesi olması gerekir. Eğer bütçe toplumdan kopuksa o zaman iktidarın ülke problemlerini çözme ihtimali zayıftır bile demek doğru değil, yoktur. Gördüğümüz kadarıyla bu bütçede esas olan giderler 1.346,1 milyar lira olarak gözüküyor. Beklenen ise 1.101,1 milyar lira açık, 245 milyar lira. Tabii bu bütçede yine en dikkat çeken faize ayrılan pay, o da 179,5 milyar lira. Zaten her sene her bütçede bir rekor kırılıyor bu konuda. Faizler, bütçeden ödenen faizler, havaya giden para her sene artıyor. Tabii hemen ifade edelim ki bu rakamlar bizi ister istemez endişelendiriyor. İktidarın kimliği burada gözüküyor. Mesela yatırımlara ayrılan pay 103,7 milyar lira. Türkiye'nin ısrarla söylüyoruz, ayağa kalkması, bugün içinde bulunduğu problemlerden kurtulması, ne yapıp yatırımları hızlandırmasıyla mümkün. Ama yatırım dediğimiz zaman hizmete giden israf sayılan yatırımlar değil. Betona, asfalta, demire yatırılan paralar değil. Şu anda yatırım bütçesi değil bu bütçe zaten. O açık gözüküyor. Bu 103,7 milyar lira yatırıma artırılan para da maalesef Türkiye'ye herhangi bir katkı ekonomisine sağlayamayacak olan, aslında doğrudan doğruya havaya üfürülen para mahiyetinde. Mesela önem verdiğimiz, en çok ısrarla gündeme getirdiğimiz konu Türkiye'de tarım. Tarıma ayrılan pay, destek olarak ayrılan pay 22 milyar lira. Halbuki bizim gayri safi milli hasılamız beklenen önümüzdeki yıl için, 21 için 4.320 milyar lira. Bu arkadaşların geçmişte çıkardıkları kanunla milli gelirin en az %1'inin tarıma destek olarak ayrılması lazım. Yani 43 milyar lira tarıma ayırmaları icap ederken yaklaşık onun hemen hemen yarısı, 43 milyar yerine 22 milyar lira para ayrılmış. Yani kısaca söylemek istediğim, bu bütçe Allah muhafaza etsin ülkemizin iflasını gösteren bir bütçe. Tükenmişlik bütçesi. Bu bugünkü iktidarın meselelere nasıl yaklaştığının da bir aynası. Allah selamet versin Sayın Cumhurbaşkanımız. Şiiri hakikaten sever, şiir yüzünden de başı derde girdi. Geçmişte onun karşılığında hapis cezasıyla cezalandı. Onun için ben de kendisine Necip Fazıl'ın yine tek parti dönemindeki bir konuya işaret ettiği için
bir dizisini hatırlatmakta fayda görüyorum. Necip Fazıl demiş ki, Allah'ın bir pulunu bekleye duran 10 pul, bir kişiye tam 9, 9 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Yani tam bugünü tarif eden bir dize. Neden böyle diyorum? Muhterem arkadaşlar, bütçede Türkiye'de yaşayan dertli insanlar yok. Bütçede sadece, üzülerek ifade ediyorum ama, bir kaç seçilmiş veya atanmış insan veya torpil geçilerek ihaleler alan insanlar var. Yani biz atanmışlar dediğimiz zaman bir kişi bazen 8-9 yerde veya 8-9'u abarttın derliye diyebilirler ama en azından 5-6 yerde yönetim kurulluğuna tayin edilebiliyor. Oralardan da bir miktar gelirleri oluyor. Birisi demiş ki, ya ben zaten aldığımı orada hayra veriyorum. O zaman akla gelen şu, ya biraz da başkalarına verin de biraz da onlar hayra vesile olsunlar. Veya bunların tayin oldukları yerleri böyle hayra harcayanları 5-6 yere değil 10-15-20 yere tayin edin. Böylece onların hayır hizmetlerinden, harcamalarından garibanlar istifa etsin diyebiliriz. Neden halk yok? Neden gariban yok? Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu bütçede bazı konuları açıkça söylemekte fayda görüyorum. Sivas'ta mesela 500 liralık yardım için metrelerce kuyruk oluşturanlar yok. Bu bütçede Saraçhane'de bir tas sıcak çorba için kuyruğa giren yüzlerce insan yok. Bu bütçede asgari ücretle çoluk çocuğunu geçindirmeye çalışan insanlar hiç yok. İşsizler bu bütçede yok. Biraz önce ifade ettiğim gibi bunları söylerken de üzülüyorum. Hakikaten sayıları birkaç şirkete indirilebilecek olan torpilli şirketler var ve belli makamları işgal eden seçilmiş veya atanmış insanlar var. Ama bunlar bir avuç. Toplasan şirketi mirketi dahil yüzü bile bulmaz. Tabii insan bazen şok oluyor. Ben bu rakamlar doğru mu diye arkadaşlara tekrar tekrar da sordum. Bu bütçede 19 bin liralık işe 17 milyon lira ödenenler var. 19 bin liralık işe 17 milyon lira. Onun için biz sadece bu bütçede mahdut sayıda şirketler dediğimiz zaman, mesela hiçbir zaman ihmal edilmiyor, kar garantisiyle yap işlet devret modeliyle yapılan köprüler var. Havaalanları var, otoyollar var. Hiç aksatmıyor. Mutlaka onların paraları ödeniyor. Akıl almaz meblağlar ödeniyor oralar. Öyle milyonlar falan değil, milyarlar ödeniyor şimdi. Ne zaman? Türkiye'nin yokluk içinde kıvrandığı, 5 kuruşa meteliğe kurşun attığı bir zamanı yaşıyoruz. Onun için bu bütçe Türkiye'mizin dertlerine derman olan bir bütçe değil. Tekrar söylüyorum, işsiz olmadığı için, çalıştığı halde geçimini sağlayamadığı için, kepenk kapatıp faaliyet gösteremediği için, esnafı da dahil ederek söylüyorum, emeklinin halini
dile getirmekten de geçemiyorum. Türkiye yok bu bütçenin içinde. Acı bir tablo. Yine sırf zihinlerde kalsın diye bir iki rakam daha vermeyi faydalı buluyorum. Maalesef bazı marketlerde bebek mamalarının ve bazı kıymetli çocuk eşyalarının bulunduğu dolapların kilitlendiğine şahit oluyoruz. Niye? Evet, 200 liralık belki bir mama ama onu ödeyecek ailelerin imkanı yok. Allah muhafaza etsin. Kimseyi biz itham etmek istemeyiz ama çocuğu için bazen yapmaması icap eden işlere de teşebbüs edenlerin olduğu ne yazık ki bu çaresiz insanların hallerinin ortaya çıktığı manzaralarla da karşılaşma durumunda kalıyoruz. Bu hepimizi üzüyor ama onları bu noktaya itenler daha çok üzülmeli. Çare bulmak için yol aramalı, çare aramalı. Bir bebek bezi %40 zamlanmışsa, mama %32 zamlanmışsa, ister istemez günlük ihtiyaç haline gelen sadece çocuklar için değil, süt %50 zamlanmışsa ne üretici memnun, ne tüketici memnun. Bir kutu mama 200 liranın üzerine çıkmışsa işte ülkemizin hali. Bu bütçe bunların hiçbirisine çare üretemeyen bir bütçe ne yazık ki. Tabii tam da bu sırada asgari ücret görüşmeleri de yapılıyor. Asgari ücret görüşmeleri yine maalesef çalışanın aleyhine tecelli edecek gibi gözüküyor. Başka türlü de çıkmaz zaten bu mantıkla. Ama bizim bazı ifadelerimizi geçen sefer söylediğim bazı ifadelerimi çarpıtanlar oldu. Yani bir insan bir şeyi söylediği zaman onu anlamıyorsa ya anlamadım şunu bir daha söyle diye sorması icap eder. Anlıyor da çarpıtıyorsa bu düpetüz ahlaksızlıktır. Yani daha ağır ifadeler kullanacağım ama bu ahlaksızlığı yapanlar hakikaten Türkiye'de garibanın halini hiç anlamayanlar. Ben geçen hafta daha önce de bir sene önce de ben bunu dile getirmiştim. Bir sendikanın kongresinde iki tane ekonomide rakam geçimle ilgili rakam belirtilir. Hep ölçülüyor. Her ayda yayınlanıyor. Açlık sınırı bir de yoksulluk sınırı. Şimdi açlık sınırı 2400'ler civarında gibi gözüküyor. Diğer rakama bakıyorsunuz o da 8000 liranın üzerine çıkmış. Ben dedim ki normal şartlarda bir ülkede hedef 8000 lirayı yakalamak olmalıdır. Bu aynı bu sene içinde gerçekleşemez. Ama bir süreç belirlenir. 10 sene sonra olmadı onu kaldıramayız. 15 sene sonra Türkiye'de çalışan bir insanın eline yoksulluk sınırında bir ücretin geçmesi gerekir. Mantıklı olan budur. Şimdi değil, bu sene değil, 10 sene sonra, 15 sene sonra. Gelişmiş kabul edilen ülkelere bakın, Avrupa'da da Amerika'da da asgari ücret hep yoksulluk sınırının üstündedir. Çalışan insan ihtiyaçlarının tamamını karşılar aldığı ücretle. Onun için benim ifadem şu oldu. Asgari ücret tabii hem işveren için önemli hem de bu ücreti alan için önemli. İşverene de fazla bir yük getirmemek için en önemli adımlardan bir tanesi asgari ücretten vergi alınmaması, buradaki primlerin de devlet tarafından karşılanmasıdır. Eğer bu yapılırsa bugün için asgari ücret
2900 liranın üzerine çıkar. Ve söylediğimiz yılda hiç olmazsa Eşel Mobil sistemiyle de bir kişinin alacağı ücrete %7 reel zam yapılmalıdır. Enflasyonun üstünde. Yani eğer enflasyon %20 ise söz gelimi, 100 liralık maaş enflasyon sebebiyle 120'ye çıkıyor. Onun üzerine de siz bir %7 zam korsanız, işte o zaman o rakam %30'a yaklaşıyor. 130'a. Yani 100 lira alan bir insan 130 lira civarında bir ücret alabilmeli. Daha doğrusu tam 127,4 gibi bir rakama çıkar böyle olduğu takdirde. Şimdi aynısının bu senede yapılması icap eder. Bu yapıldığı takdirde de yaklaşık olarak %7 zam 3300-400 lira gibi bir rakama, tabii enflasyonu da kattığımız takdirde 3500-3600 lira gibi bir rakama tekabül eder. Bu sağlanırsa bundan sonra her sene enflasyonun üstünde %7 bir zam yapıldığında 10 sene sonra bir asgari ücretlinin eline geçen para yoksulluk sınırına yaklaşır. Veya en azından asgari ücret bugünkinin iki misline çıkar. Yani bugünkü rakamlarla asgari ücretin yaklaşık 6000 lira civarında olması icap eder. Benim bu sözümü alıp da sanki şimdiden olmayacak bir rakamı telaffuz etmişim gibi, bak bunlar mantıkla ilgili hiçbir şey söylemezler diyerek yansıtmaya kalkanlar düpedüz ahlaksızlık. Ya kafaları çalışmıyor, onu ekleyelim, çünkü ahlaksız deyince kendilerine hakaret olarak alırlar. Kafalarını çalışmama ihtimali de var. Ya söyleneni anlamıyorlar yahut da çarpıtıyorlar. Çarpıtmak ahlaksızlıktır, düpedüz. Onun için ben bu konunun bir defa daha bilinmesinde fayda vardır diye düşünüyorum. Asgari ücreti ne yapıp yapıp en azından çalışan insanın karnını doyurmasının ötesinde bir takım ihtiyaçlarını da karşılayacak seviyeye çıkarmak, bunun temini hükümetlerin görevidir kanaatindeyim. Tabii zor bir süreçten de geçiyoruz, sadece ekonomi değil, salgın sebebiyle de bir takım sıkıntılarla karşı karşıyayız. Türkiye'deki salgın sayısı Avrupa'da zirve yaptı. Birdenbire İngiltere en önde gözüküyordu. Şimdi Türkiye sanki onlarla da yarışıyor. Ama bir taraftan da aşı çalışmaları netice vermeye başladı. İşte hem Rusya'da hem Çin'de, başka ülkelerde de aşılar geliştiriliyor. Tabii Türkiye Çin'den aşı almaya karar verdi. Ama bir şeffaflık yok. Neden sadece Çin'den alıyoruz? Bunu kaça alıyoruz? Biz ısrarla bu iş bedava olmalıdır diye söyledik bugüne kadar. Bunun da bedava dağıtılacağı belli oldu. Güzel bir şey bu. Ama neden şeffaflık yok? Hangi şirket vasıtasıyla bu aşı alınıp Türkiye'ye getiriliyor? Orada 10 olan burada 15'e mi satılacak veya verilecek devlete? Yoksa 10 olanı birisi bunu 80'e mi verecek? Biz bunu bilmek istiyoruz ya. Bu paranın neticede vatandaşın cebinden çıkıyor. Bu açık veren bütçenin açığı burada büyüyor. Eğer burada bir çarpıtma varsa. Niye şeffaflık yok? Ama bu diyeceksiniz ki nerede şeffaflık var ki? Deveye niye boyun eğer demişler, nerem doğru ki demiş. Tam buna benziyor. Maalesef bizim bu konuda iktidardan beklentimiz bir türlü bu noktada cevap bulamıyor. Bu da bizi
üzüyor. Muhterem arkadaşlarım, son zamanlarda dinleme meselesi biraz fazla gündeme geldi. Benimle ilgili olarak da söylenmiş. Ya ben demiştim ki benim kanaatim, kim dinliyor bilmem ama genelde benim de telefonlarımın dinlendiği kanaatindeyim. Ha, kim dinliyor bilmem. Neye kullanılıyor bilmem. Ama bizim hamdolsun gizleyecek bir şeyimiz olmadığı için de bundan dolayı bir endişe taşımıyoruz. Ama nereden çıktı demişler, ben geçen sefer söylemiştim. Bir bakan arkadaşımız, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Geçmişte doğrudan doğruya bana söylediğini ben tekrar etmiştim. Adını da bu sefer vereyim. Rahmetli Hasan Celal Güzel hastalanmıştı. Onu ziyarete gitmiştim ben. Hemen Ankara'nın yakınında bir ilçede tedavi görüyordu. İşte sohbet arasında dedi ki, ya bir geçenlerde bir gariplikle karşılaşmıştım. Kapım çalındı. Bir adam kapıda, tanımadığım birisi. Hayırdır, buyurun dedim. Efendim bir maruzatım var, size arz etmek istiyorum. Buyur bakalım, ne diyorsun? Efendim biz sizin telefonlarınızı dinliyoruz. Siz de telefonda bu dinleyenlere karşı çok ağır ifadeler kullanıyorsunuz. Ya onlardan biri benim ama ben emir kuluyum. Biraz da bize emredip de sizi dinletenlere söyleyin bu sözleri, bize değil. Dedi. Kendisi bunu bana anlattı. Ben de buna istinaden, Hasan Celal bakanlıkla yapmış bir arkadaşımız olduğu için geçmişte onun telefonlarını dinleyenler bizimkini dinlerler. Tabii biz 1980'de, onu da söyleyelim, biz 1980'de tutuklanıp cezaevine konulduğumuz zaman bize telefonlarımız dinlenmiş. O dinlenen telefonlar delil olarak sunuldu. Suç işledi bunlar diye. Yani başımızdan da geçti, biz geçmedi değil. Ha efendim o geride kaldı. Geride kalmış olabilir. Ama bu bir ihtimaldir. Onun için ben bu konuda böyle bir ihtimalin olduğunu varsayarak konuştum. Bunun da bilinmesinde fayda var. Tabii muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin şu sıralarda karşı karşıya kaldığı en önemli konulardan bir tanesi Avrupa Birliği zirvesinin yapılmasıdır. Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye cidden çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalma tehlikesindedir. Avrupa Birliği 2005 yılında, daha doğrusu 2004-2005 yıllarında Avrupa ile münasebetlerini geliştirirken Avrupa Birliği parlamentosunda büyük şaşalarla karşılanmış bir ülke. Şimdi ise tam tersi, biz Avrupa Birliği'nin aşığı değiliz, bunu hemen söyleyelim. Avrupa Birliği üyesi Türkiye olabilir mi? Olabilir ama Türkiye komşularıyla, İslam ülkeleriyle yaptığı anlaşmalara sadık kalarak onlarla birlikte Avrupa Birliği'nin üyesi olacaksa olabiliriz. Bunu Sayın Erbakan, Allah rahmet eylesin, geçmişte söylemişti 1996 koalisyonunda başbakan olduğu zaman. Nasıl ki İngiltere ve Fransa kendi geçmişte irtibatı olan sömürgeleriyle münasebetlerine halel gelmeden Avrupa Birliği üyesi olduysa, biz de Müslüman ülkelerle olan münasebetlerimizi canlı tutarak Avrupa Birliği'nin bir üyesi olabiliriz demişti. Ama şimdi geldiğimiz noktada Türkiye Avrupa Birliği'nin önem verdiği, bizim de çok önemsediğimiz temel demokratik devlet olma vasfını kaybettiği için Avrupa'da sıkıntıyla karşı karşıya. Adalet duygusu ortadan kalktığı için, fikir ve düşünce hürriyetine
ket vurulmaya kalkıldığı için basın adeta sansüre tabi tutulma ile karşı karşıya kaldığı için, ha mavi vatanla ilgili, Kıbrıs'la ilgili, bizim bilmem Libya ile ilgili konulardaki tavrımız, Ege Adası'nın, Ege Denizi'ndeki adalarla ilgili tavrımıza gelince biz burada hükümetin yanındayız. Ama bu iktidar, iktidar olduğu zaman bu problemler yoktu. Bu problemler, bu iktidarın başımıza getirdiği problemlerden ibaret. Ege'de böyle bir problem yoktu ki. Mavi vatan meselesi diye bir konumuz yoktu. Kıbrıs Allah muhafaza etsin, elden gidiyordu neredeyse bunların politikaları sebebiyle. Libya'da böyle bir durum söz konusu değildi. Bugün Avrupa Birliği'nin gündeme getirdiği esas Türkiye'nin içinde bu hükümetin baskıcı tavrıdır. Avrupa'nın karşı koyduğu. Öbür noktalarda biz hükümetin sonuna kadar arkasındayız. Onun için biz bu konuda hükümetin Avrupa Birliği'ni tatmin etmek için değil, Türkiye'de yaşayan insanları, bizleri tatmin etmek için bu adımları atmasına ihtiyaç var. Bu adımları 2000'li yılların başında attığı için Avrupa bu iktidara karşı yakınlık gösterdi. O attığı adımların da biz her zaman yanında olduk. Çünkü biz bu sıkıntıları geçmişte hep çektik. Biz baskıdan sürekli olarak şikayet ettik. Taleplerimizin karşılanmadığından, halka zulmedildiğinden şikayet ettik. Ama şimdi döndük dolaştık aynı noktaya. Bu sefer AK Parti kendisinin tek ettiği tek parti sistemine döndü. Daha da şiddet olarak döndü. Efendim demokrasi var ya, seçimler yapılıyor ya diyorlar. E onu da kaldırın. O zaman tam foyanız ortaya çıksın. Seçimler bir oyuncak değil ki. İş olsun diye yapılmıyor ki. Siz seçimlere bile müdahale edecek noktaya geliyorsanız vay geldi halimize. Evet. Ben sözlerimi burada tamamlıyorum. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışacağım. Buyur. Evet. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin bileceği bir iş. Bunun üzerinde tartışmayı pek mantıklı bulmuyorum ama şu anda zaten bu konu Türkiye'nin gündeminde değil. Bu konu Türkiye'nin gündemine seçim kararı alındıktan sonra gelecektir. Sadece Türkiye'de gündem değişsin diye bu meseleler tırtıklanıyor o kadar. Bir kural vardı. Derler ki rüşvetin belgesi olmaz. Bu tip meselelerin de belgesi olmaz. Ben nereden bileceğim? Ben burada mutlaka dinleniyor demedim. Dinleniyor kanaatinde olduğum için bu konuyu ben garipsemiyorum dedim. O kadar. Ve bununla ilgili de geçmişte iki konuyu söyledim. Bir, rahmetli Hasan Celal Güzel'in doğrudan doğruya bana anlattığı. İkincisi de biz 1980'de yargılanırken bizim önümüze getirilen telefon dinlemeleri. Evet. Tabii. Ama mertlik göstermiş, kabul etmiş. Ben bir defa bundan dolayı teşekkür ederim kendisine. Ya bizim derdimiz açlık sınırında hayatını devam ettirmeye çalışan milyonlar esas derdimiz. Siz birkaç kişinin
bu şekilde ücret alması kanunlara aykırı değil diyorsunuz. Doğru. Zaten biz de bundan şikayet ediyoruz. Kanunlara aykırı olmadığı halde. Onun için dedim, 9 kişiye bir pul, 1 kişiye 9. Bu mantıkla giderseniz kanunlar bunun önünde değil. Bir kişi niye 5 yerde alsın ki? Ben biraz önce de söyledim. 15 yerde alsın, 15 kişiye daha hayır yapsın. E bırakın da biraz da başkaları yapsın. Hani meşhur Nasrettin Hoca'ya atfedilen bir şey vardır. Herkes eline bir kepçe almış, Nasrettin Hoca'ya da bir kaşık vermişler, soğuk ayran içerken oh öldüm diyormuş, ya ver bir de ben öleyim demiş kepçe için. E burada da siz bırakın da bir de bu şekilde millet ölsün. Bir de kepçeyle onlar alsınlar. Sadece sizin çevrenizdeki insanlar mı bunlardan istifade edecek? Allah'tan korkun ya biraz. Tabii Allah'tan korkun diyorum ama. Hatırınıza getirin demiyorum. Evet. Ben şimdi net bir rakam ölçülerek söylenir. Söylediğim şey çok net. Bir, rakamları şu anda vermek bir mesele değil. Hepimiz yarışa giriyor gibi birbirimizden 100 lira fazla, 100 lira eksik rakam ifade edebiliriz ama mantık şu: asgari ücret müzakere edilirken her zaman açlık sınırında tutuluyor. Benim bir numaralı itirazım buna. Bir de yoksulluk sınırı denilen bir sınır var. Bu açlık sınırının neredeyse 3 misli, hatta 3 mislinden biraz fazla. Onun için söylediğim şu: hedef asgari ücret için yoksulluk sınırı olmalı. Bu rakam yüksek olduğu için şu anda birkaç senede onu yakalamak mümkün olmayabilir. Ama başlangıç olarak eğer hükümet bugünkü asgari ücretten alınan vergileri bir tarafa kor, primleri de kendisi karşılarsa asgari ücret 2000 bilmem 400 küsur liradan 2900 küsur liraya çıkar. 3000'e yaklaşır. Bir de bunun üzerine her sene bizim söylediğimiz yoksulluk sınırını yakalayabilmek için enflasyonun üzerinde %7 civarında bir zam yapılırsa o zaman bu rakam işçiye hakikaten ciddi bir zam manasına gelir. 3000 lira falan gibi değil. Çünkü enflasyon şimdi rakamları uçuşuyor havada. Herkes belli bir şey söylüyor. %13'ler, 15'ler söyleniyor. Hakiki enflasyon denildiğin zaman %25-30'lar ortaya çıkıyor. Ama biz %20 civarında desek, %20 enflasyon ister istemez 3000 lirayı herhalde ciddi bir şekilde artırır. Yani 3600 liralara çıkar. Onun da üzerine %7'lik bir zam korsanız rakam epeyce yükselir. Ama biz bu rakamların bile biraz geride tutulabileceğini ilk adım atıyor çünkü şu anda bu iktidar. Ben bunu karşılayabileceklerini zannetmiyorum. Bu mantığa yaklaşmak istemiyorlar. Problem orada. Yani çalışan bir insan, asgari ücretle çalışan bir insan karnının doymasının ötesinde bir takım ihtiyaçlarını da karşılayabilmeli. Bu onun tabii hakkıdır. Bu rakamda hedef bugünkü şartlarda 8000 liranın biraz üstündeki bir rakamdır. Buna hemen çıkılması mümkün değildir. İktidar en az bunun için 10 veya 15 senelik bir perspektif ortaya korsa, %7'lik bir zammı da Eşel Mobil sistemine göre enflasyonun üstünde %7'lik bir zammı da buraya dahil ederse o zaman ortaya çıkacak rakamı vermelidir kanaatindeyiz. Bu 3000 liranın üstünde, yani 3500 lira belki biraz üstünde bir rakama tekabül eder kanaatindeyim. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.